Silikon Vadisi Google'da herkese selamlar. Selamlar herkese tekrardan. Birazcık yorulduk. San Francisco'dan Silikon Vadisi'ne 40 dakikada falan geldik. Şimdi Google binasına doğru gidiyoruz. Burası, yani Silikon Vadisi tahmin ettiğimden birazcık daha farklıymış. Daha önce bununla ilgili bir ön araştırma vesaire yapmamıştım açıkçası. Son anda böyle bir gitsek mi, buraya gelmişken gidelim falan dedik. Burası böyle büyük bir semt gibi düşünebilirsiniz. Yani Levent Maslak gibi bir yer düşünebilirsiniz ve sağda solda yol ayrımlarında önemli şirketlerin, büyük şirketlerin binaları var. O yüzden şimdi biz ana yoldan, Tem gibi bir yoldan ayrılıp Google binasına doğru yol alıyoruz. Bir önceki girişimizde NASA binasıydı mesela. Bunların hepsi Google'ı ziyarete gelen insanlar için hazırlanmış şeyler. Karşıda başka bir trak var. Kahvaltı için. Ve bir tane daha. Merhaba herkese. Silikon Vadisi'ndeki Google ziyaretçi şeyine geldik, binasına geldik. Burada, evet, Google'a benziyormuşum ya. Google'ın bu tatlı bisikletlerini daha önce görmüş müydünüz? Çalışanlar bir yerden bir yere ulaşımlarını bunlarla sağlıyorlar. Google'a alışveriş yapmaya geldik. Bu taraftan gel. Merchandise Store. İçeri girelim. Google Magic Hat diyor. Bakalım neler var içeride. T-shirt falan vardır diye düşünüyorum. To all the Google t-shirts, evet, you are so close diyor. Teşekkürler canım. Girelim bakalım. Güzel güzel defterler var, yanında kalemi olan. Çoraplar var mesela. Bu çorabın fiyatı 17 dolar. Ya da şöyle muglar var. Bu da 20 dolar. Ya da şöyle bir su matarası almak isterseniz. Ya da böyle rengarenk kalemler. Yine Google kalemleri, Google poşeti, kalemlik defter falan. Dokunmatik kalem. Öyle mi? Evet. Bunlar dokunmatik sanırım, onlar değil. Yazık. Hayır, ucundaki mumu çıkarıyorsun bunu. Mumu çıkarıyorsun. Emoji. Emoji seti. Ne kadar mesela bu emoji seti? 5 dolar. Buzdolabını daha önce görmemiş olanlar var mı bilmiyorum ama bakın burada ne var? Magnet. 8 dolar. Hemen bir tane daha buzdolabımızın üzerine alıyoruz. Mesela burada dokusu çok güzel olan kalemler var. Bu kalemler 1.75 dolar. Pembesi var böyle. Şeyli olanı var. Diğer tarafta farklı renkleri de var. Ya da bunlar. Bunlar ne kadar Özgür? 2.99. Bunlar da 2.99, 3 dolarmış. Mesela burada gözüme çarpan başka şeylerden biri de YouTube tişörtleri oldu. Grisi ve siyahı var burada. Hatta şapkaları da var. Mesela tişörtlerin fiyatı burada $22. Şapkalara baktığımda ise 12-13 dolar. Şu biraz daha ucuza benziyor. Buna da bakalım. Bu da $17. Wow. 17, 13. Daha pahalıymış. Yanlış tahmin. Şöyle stickerlar var. Bu stickerlar $3. YouTube defterleri var. Bunlar $12 indirimde. Şöyle muglar var. Bunlar da $13. Meşhur Google bisikleti tabii ki burada duvarda da var. Ve farklı ürünleri de yine burada mevcut. Böyle su matarası var mesela. Bu ne kadar? Hemen bakıyoruz. $27. Defterler var. Minik çantalar var mesela. Kalemlik gibi. De dinlenmek için bir alan yapmışlar mesela. Yine koltukları bile, dinlenme alanları bile Google renklerinde. Arkadaşlar şimdi Google Store'da gezerken beni takip edenler için, videomu seyredenler için küçük bir hediyem olacak. Size bu defteri beğendim. Kimin alacağını bilmiyorum. Küçük bir çekiliş yapacağız ve şanslı kişiyi ona güzel bir hediye etmiş olacağım. Google Store'dan hediye geliyor. Oreo kafa Android. Kit Kat. Google mağazasının hemen yan tarafında Android versiyonlarının minyatürlerini görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bal peteğinin arasından çıkmış bir Android var. Bu bir versiyonun adı. Bu başka bir versiyonu. Sanırım bir de Cupcake versiyonu varmış. Ve başka bir de kurabiye canavarı, kurabiye versiyonu ve bir de Oreo versiyonu, Marshmallow versiyonu. Arabamızı teslim etmeden önce Özgün'le bir iddiaya girmiştik. Arabamızın deposunu ne kadara fulleyeceğiz diye. İddiamız da İnanat Burger'den burger ısmarlamak. Bu son burgerimizdi. Senin yani son burgerim. Benim son burgerimdi. Ben buradayım zaten. Teşekkürler, thank you. Teşekkürler. Thank you so much. Bardağını al ama. Arabanın deposunu $47 fullledik. $47 Özgür 30 küsür dolar dedi. Ben 46 mı dedim, 47 mi dedim? Sen 46 dedin, sana ne dedim? 46 demedim, 46 mı 47 dedim. Sen en son 46 dedin. Tamam, 46 dedim, 47 ile doldu. Özgür sen kaç demiştin? 36 falan demişti. İddiayı ben kazandım. İnan alta geldik. İnanat'ta şimdi son burgerimi yiyeceğim. İnanat'ta şöyle bir güzellik var. Sınırsız içeceğiniz var. Ve benim hayatım boyunca en çok sevdiklerimden biri çilekli limonata oldu. Böyle soğuk çaylar falan da var. İsterseniz Dr. Pepper, berries, light limonades, işte light limonata falan da var. Özgür bu İnanat neden kilo aldırıyor? Sınırsız içecekler yok mu? Beni benden alıyor. Bak yemekler önce yemeği beklerken bir servis içiyorsun. Yemek esnasında bir servis içiyorsun. Ben biraz ayı olduğum için ben öyle içiyorum. Estağfurullah canım. Bir de yemekten sonra arabaya bindiğinde seyahat için yanına alıyorsun yolda 3 tane. 750 kalori sadece en kötüsünden. Evet. Limonatada 750 kalori alıyorsun. En kötü, en yani basit bir içecek kaç kalori burada? 250 kalori. 250 kalori, evet. Şu gördüğünüz içeceklerden herhangi bir tanesi en düşük 200 kalori. O yüzden içeceği fazla abartmayın, bari hamburger yiyoruz, içecek içmeyelim. İş ilanımı buldum. Evet. Burası için güzel para aslında. Çok güzel para, Los Angeles'a saat 16.50. İyi.